Kur'an, Kur'an ayetleriyle alay edildiğinde de ne yapılacağını söylüyor bir Müslüman. Diyor ki oradan siz kalkıp gidin, orayı terk edin. Ta ki onlar başka bir sözüyle dalıncaya kadar. Bakın bu önemli bir detay evet. ama. Yani kalkın gidin ama cemaati de bırakmayın. Sonra onlar başka tabii bir sözle dönüşünce yani, tekrar dönebilir. Siz o söze sanki katılıyormuş, onun bir parçasıymış gibi bir tavır sergilemeyin. Evet. Oradan kalkın gidin. Başka bir dinle alay ediliyorsa, Kur'an ayetleri inkar ediliyorsa dikkat edin. Evet. Bir alay söz konusu olduğu zaman dinle o ortamı terk edin diyor. O kadar. Siz o eğlencenin bir parçası olmayın diye geçiyor. Ama o kadar dikkat edin. Yine orada bir yani döndüğünüzde de kızgın lavlar getirip üstlerine dökün falan yok. Sonra tekrar sohbete kaldın. Ezanla alay edildiğini görüyoruz Kur'an'da. Evet. Ezanla alay edildiğinde aklı etmeyen kimseler olduğunu söylüyor namaza çağrıyla alay edenlerin. Evet. Peygamberimize menfaat için bunu yaptı diyenler var. Kur'an'da diyor sizin arkadaşınızda diyor delilikten, mecnunluktan bir eser yoktur diye geçiyor. Yani peygamber işte evet. mecnundur, aklını yitirmiş diye alay edenlere karşı. Menfaat için yaptı diyenlere karşı bunların yanlış olduğunu söylüyor Kur'an. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimseye gelin diyor. İşte onlara bir cevap veriyor Kur'an. Evet. Fakat dikkat edin. Cevap verirken hiçbir yerde peygamber onu söylüyor Kur'an. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimseye gelin diyor. İşte onlara bir cevap veriyor Kur'an. Evet. Fakat dikkat edin. Cevap verirken hiçbir yerde peygambere işte bu sana mecnun dedi. Seni işte şöyle şöyle sana bir iftira attı. Al bunun da işte gırtlağını sık. Veya öldür. Şeklinde bir ifade yok. Kur'an peygambere sabrettiği dediğinde peygamberin gidip de başka tip bir tavır göstermesi mümkün değil. Eğer ki böyle bir tavır gösterdiğini söyleyenler varsa ki var tırnak içinde evet. onların hepsinin yanlış olduğunu görüyoruz. Çünkü bizim temel kaynağımız Kur'an'a göre peygamberin böyle bir tavır göstermiş olması mümkün değil. Peygamberimizin bu tavrı bizim için bugün örnek olacaksa o zaman Müslümanlarla tabii. bir alay şey varsa bunlara bizim en sofistike, en mantıklı, akıllı şekilde cevap vermemiz ama bunlara karşı bir şiddet eylemi yapmamamız lazım. Ama Müslümanlar şiddet eylemi de bulunamaz mı? Bulunabilir. Ne zaman bulunabilir? Kur'an'da bunu da görüyoruz. Kendisine karşı bir şiddet uygulanıyorsa. Ha, karşı taraf şey, sizi yok et. Anlamda değil. Tabii. Direkt fiziki bir tabii. şiddetle karşılaşmış. Yani savaşa bir karşı kendi... taraf. Evet. Karşı taraf savaş sizi açıyorsa evet. aman sen otur. Seni yok etsinler, pasifist ol demiyor Kur'an. Onlara karşıt da gerekli şey veriyor. Ve orada bile aşırı gitmemeyi söylüyor Kur'an. Ve karşı taraf barışa yanaşırsa o savaş açan dikkat siz haklısınız, savaşıyorsunuz. Karşı taraf barışa yanaşırsa yine sizin barışa yanaşmanız geçiyor. Ve savaş içinde de aşırılığa gitmemenizi de Kur'an öğütlüyor. Yani Kur'an aslında... Peki ama bu zaman şimdi Irak ve Suriye coğrafyasında bütün bu gördüklerimiz ne? Tabii yani biz şimdi... Müslümanlar olarak kendi Kur'an'ın anlattığı ifadelerden ne kadar uzak olduğumuzu baştan evet. saptamamız lazım. Bu olaylarla ilgili o karikatürleri yapanları da tabii ki biz şiddetle kınıyoruz. Onlara karşı zaten eylemde bulunanları da... hep beraber kınadık. Tabii. Yani tabii. Hep beraber biz kınadık. Onlara eylemde bulunup da onları öldürenleri de kınıyoruz. Bu çok açık. Türkiye'deki bizim yani... Diyanet İşleri Başkanımız, devletteki siyasilerimiz, herkesin de bu konudaki benim gördüğüm kadarıyla değişik kesimlerin tavrı net. Yani bu konuda bir tavır farklı yok. Yani hem karikatüristler hem işte böyle eylemde bulunanları kınıyoruz. Ama yani bizim bir iç hesaplaşmayı da yapmamız gerekiyor. Yani bizim yoktu. İslam dünyasında Irak'ta birbirini öldürenler, Suriye'de şimdi, birbirini hocam, öldürenler iki taraftan Müslüman. Adam Şii yere yatırıyor. Sünni IŞİD milisi veya teröristi adamın kellesini keserken Allahu Ekber diye bağırıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in neresinde var? Vallahi bu Kur'an-ı Kerim'de kınanan bir ifade olarak, kınanan bir şey olarak var. Yani Kur'an'a göre bırakın siz bir Müslümanın bir Müslümanı katletmesini, Müslümanlar Kur'an'a göre kardeştir diye geçiyor. Evet. Ve Kur'an'a göre böyle bir mezhepsel bir ayrım da yok. Tüm inananlar kardeştir diye geçiyor. Tüm inananlar. Ve arada... Bizde böyle çok güzel bazı prensipler de konmuştu hani kıble ehli tekfir edilemez diye. Fakat diğer taraftan bazı öyle bir tekfirciler de çıkmıştır ki kendisi gibi ufacık bir konuda düşünmeyenleri kafir olduğuna hükmetmiştir. Ben diyorum Türkiye'nin diyorum ben %80'i %90'ı bazılarına göre İbrahim Tatlıses yüzünden kafir oluyor. Niye? Çünkü adam kitabına yazmış İbrahim'i İbo diyen kafir olur demiş. Bakın yani öyle bir yani bazen bir yerde öyle bir şeye rastlıyorsunuz ki yani İbrahim'e İbo deneni kafir ilan eden bir şey var. Ama evet. diğer taraftan bizim geleneğimizde bir herhangi bir kıble ehlinin tekfir edilemeyeceği de var. Yani
Bu tekfirleşme, Müslümanlar arasında böyle birbirini kafir ilan etme, şey etme çok kötü ve yanlış kullanılan bir müessese olmuş. Bu bir mezhep fanatikliğiyle beraber. Evet. İşte bunu da çok yakın dönemde örneklerini gördük.